Hazreti Resulullah tabii ki elinden geldiğince kurban keserdi. Evet. Diğer Müslümanlara da aynı tavsiyede bulunurdu. Ve herkes kendi yeteneğine göre, çünkü farz değil, vacip değil. Bütün bizim imamlarımızın dediğine göre vacip kabul ediyorlar. Ama İmam Ebu Hanife mesela diyor ki, bu sünnettir. Sünnet demek yani nafiledir. Kimse eğer bir isterse yapsın, isterse yapmasın. Onun bir günahı yok. Yaparsa sevaba nail olur, yapmasa günahı olmaz. Evet. Ve öyleyse o zaman mesele yok. Hazreti Resulullah yapardı. Hatta kurban olduğum bizim peygamberimiz, benim canım ona feda olsun, bütün ümmet adına da kurban kesti. Ya Rabbi, ben kurban kesiyorum. Ben sonra doğacak olan, daha doğmamış olan ümmetim, fakirleri adına, güçsüzleri, parasız paraları olmayanların adına ben bunu kesiyorum. Evet. Yani bu bir sadakadır. Bu dua mahiyetindedir. Çünkü farz olmadığına göre kimse onu yapmasa, ister zengin dahi olsa onda bir günah yoktur. Ben de detaylara baktım, hayret ediyorum. Şu kadar 81 gramlık denize altına sahip olmalı, bilmem şu olmalı, bu olmalı. Kardeşim, niye o kadar şart koşuyorsunuz? Farz değil, kendiniz de kabul ediyorsunuz. O zaman o kadar şart koymanıza gerek yok. Şart yalnız şudur, temiz ve sağlıklı bir hayvan olmalı. Hazreti Resulullah sağlıklı hayvanları keserdi. Kaldı ki küçük hayvan ise 6 aydan 2 yaş, 1 yaşına kadar, 2 yaşına kadar. Mesela bir keçi, koyun en az 2 dişli olacak ki o da 6 ay sonra 2 diş çıkar ve ondan sonra 1 seneye kadar onun ömrü vardır. Kaldı ki ondan sonra inek yahut manda. Manda da caizdir. Burada şimdi yine tartışmaya gireceğim. Bazı kimseler diyorlar ki hayır, camız caiz değil. Çünkü Kur'an'da onun zikri yok. Kardeşim, Kur'an'da zikri yoksa bu demek değil ki haramdır. Mesela Kur'an'da yoktur. Mesela ceylanın zikri varsa o ceylanı kesin diye bir emir yok. Peki ceylanın etini niye yiyorsunuz? Demek ki yiyoruz çünkü o keçiye benziyor. Yok, keçiye benziyorsa demek ki ineğe benzeyen diğer hayvanlar da aynı manasındadır. Ve en az 2 yaşlık ve 2-3 yaşlık, bazı kimseler diyorlar ki 3 yaşında olması lazım. Hazreti Resulullah ona bakardı. Üçüncüsü deve. Ki en büyük hayvan dünyada, helal hayvanlardan deve, Hazreti Resulullah'ın bize anlattığına göre 3 ila 6 yıl arasındadır. Bazı imamlar diyorlar ki en az 5 yıllık olmalı. Bazı kimseler 6 yıl şart koşuyorlar. En az 3 yıl. Bizim cemaatte de uygulamada 3 yıllık olmalı ve onu kesebilirsiniz. Fakat 3 yıl varsa 7 insan ona ortak olabilir. Hatta bazı kimseler, bizim cemaatte de ben okudum, diyorlar ki 9 kişi dahi ona ortak olabilir. Fakat küçük hayvan ise, mesela bir koyun yahut keçi ise, o tek başı zat tarafından kesilmeli. Hazreti Resulullah Efendimiz de aynısını yapardı. Onun uygulaması da budur. Evet hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun.